Altın fiyatları rekor kırdı. Güvenli liman altında son durum ne? Ve yükseliş sürecek mi? Bu konuyu konuşacağız. Konuğumuzsa altın ve para piyasaları uzmanı Sayın İslam Memiş olacak. İslam Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum. İyi yayınlar, yaptı sonları dilerim. Çok teşekkürler. Efendim önce altın neden yükselişe geçti? O soruyla başlayalım isterseniz. Başta Amerika Merkez Bankası Fed ve diğer merkez bankalarının bu yıl faiz indirme sürecini biraz daha erken alındığı beklentisi var. Amerikan tahvil faizlerindeki düşüşler var. Küresel ekonomiye dair belirsizlikler fiyatlanmaya başladı. Ve Amerika'da açıklanan verilerin özellikle dün açıklanan dışı istihdam verisinin beklentinin üzerinde gerçekleşmesi. Uluslararası piyasalarda altının ve yurt dışı piyasalarda altının gram fiyatının yükselişlerini destekliyor. Ancak bu yükselişler bizim için sürpriz değil. Çünkü yıl içinde 3000 lira seviyesinde hedef alan bir gram altın, 2350 dolar seviyesinde hedef alan bir ons altın zaten bekliyorduk. Ama yılın ilk çeyreğinde bu kadar agresif bir şekilde yükselmesi şaşırtıcı oldu altın yatırımcıları için. Genel itibariyle merkez bankaları yılın ikinci yarısında faiz indirme ihtimali güçlendi. Özellikle güvenli liman altın gömleği tekrar giydi yatırımcılar tarafından ve altın fiyatları her ay yeni bir rekor tazeleyerek yoluna devam ediyor. Peki efendim, tabii şimdi merak ediliyor özellikle yatırım yapmak isteyenler tarafından. Orta vadede altının altınla ilgili yükseliş tahminlerinde bir değişim olur mu daha yukarıya doğru? Siz ne bekliyorsunuz? Özellikle Ocak ayında kamuoyuna 2024 yılında gram altın TL fiyatında 3000 lira seviyesinde, ons altın tarafında 2350 dolar seviyesinde beklediğimi ifade ettim. Aynı öngörüm geçerli. Bugünkü ekonomik koşullar, bugünkü şartlar bunu desteklemeye devam ediyor. Malum yurt içi piyasalarda dolar kuru da yükselmeye devam ediyor. Ons da yükseliyor. Özellikle merkez bankalarının faiz politikası burada altın fiyatlarını baskılıyordu. 2023 yılında bir baskı vardı altın fiyatlarında. 2024 yılında 3000 lira seviyesine hedef alan bir gram altın, 2350 dolar seviyesine hedef alan bir ons altın karşımızda olacaktır. Ancak şunu da ifade etmek isterim özellikle. Kısa vade için mutlaka bir düzeltme hareketi, teknik olarak bir aşağı yönlü trend mutlaka olabilir. Elinde altın bulunduranlar ve altın alacaklar. İki grubu ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Altın alımı yapacak olanlar uzun vadeli yatırımcılar statüsünde olduğu için her düşüşü, her düzeltme hareketini bir alım fırsatı olarak değerlendirmesi gerektiğini söyleyebilirim. Elinde altın bulunduran yatırımcılar da bozulmak için acele etmesin. Çünkü dediğim gibi her ay yeni bir rekorla karşımızda olan bir emtia piyasası var. 2024 yılında altın çağını yaşayacak. Hem ons tarafta hem gram tarafında yeni rekorlar görmeye devam edeceğiz. 2023 yılında %82'lik bir getirisi vardı, şampiyondu gram altın. 2023 yılında da en fazla getiri sağlayan bir yatırım aracı olmaya tekrar devam edeceğini söyleyebilirim. Peki elinde nakit olanlar ve yatırım yapmak isteyenler ve altın almak isteyenler özellikle o konuda ne tavsiye ediyorsunuz? Yükseliş devam eder mi? Bir beklesinler mi? Bir düşüş olur mu? Yani bir alım fırsatı olur mu önümüzdeki günlerde? Mutlaka zaman zaman olacaktır. Sabırlı olmakta fayda var. Ancak bu şu demek değildir. Yani tutup da 2300 lira seviyesinin altına sarkacak demek değildir. Şubat ayında 2050-2070 lira aralığındaydı. Bugün 2410 lira seviyesinde konuşuyoruz. Ve dolayısıyla da ne kadar bir yükseliş olduğu zaten aşikar. Yani göz önünde seriyor. Ons altını takip etmesi lazım gram altın yatırımcısı. 2100 dolar seviyesinin altına sarkmalarda bir alım fırsatı tekrar oluşabilir. Özellikle altın tercihinde yine altın yatırımcısının mutlaka dikkat etmesi gereken hususlar var. Darphane tarafından üretilen çeyrek altın, yarım altın, ziynet altın ve cumhuriyet altında serbest piyasalarda sınırlı sayıda olduğu için, arz tarafında problemler yaşandığı için piyasada çok bulunamıyor. Dolayısıyla da ciddi işçilikler var. Örnek verelim, çeyrek altında bugün 175 lira ekstra bir işçilik var. Cumhuriyet altında 1115 lira ekstra bir işçilik var. Dolayısıyla bugünlerde altın alımı yapacak vatandaşlarımıza sikke altın dediğimiz bu yarım çeyrek, ziynet ve cumhuriyet altınlarını bugünlerde çok da tavsiye etmiyorum. Gram altın ya da has altın almaları, işçiliksiz olarak almaları daha önemli olacaktır. Efendim son olarak şunu da soralım. Malum Fitch Türkiye'nin kredi notunda bir iyileştirme yaptı. Evet. Pazartesi nasıl bekliyoruz piyasaları? Borsa yükselir mi, döviz düşer mi? O konudaki öngörüleriniz nedir? Piyasaların genel kanısı zaten Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu artıracağı yönündeydi.
Dün akşam açıklandı. B'den B artıya yatırım yapılabilir bir seviyeye yükseltti. 9155 puan seviyesinden Borsa İstanbul Düz Endeksi zaten kapanış yapmıştı. Yukarıda 9400 direncimiz var. Buraların aşılıp aşılmayacağını yakından takip ediyor olacağız. Buradaki pozitif görünüm orta ve uzun vadede devam ediyor. 12000 devamlı 15000 puan seviyesine kadar endeks tarafında bir yükseliş olabilir. Ancak önemli olan şu, her ay düzenli olarak yükseliş beklemek çok da sağlıklı bir karar değil. Teknik olarak düzeltmeye ihtiyaçları var. O yüzden 8750 ve 8400 puan seviyelerini önemsediğimi söyleyebilirim. Para piyasaları uzmanı, altın ve para piyasaları uzmanı Sayın İslam Memiş, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben de teşekkür ediyorum.